Pencere seçim yöntemleri Nesneleri tek tek seçmek bazen kullanışlı bir yöntem olmayabilir. Bu derste bir pencere kullanarak birden fazla nesneyi nasıl seçeceğimizi öğreneceksiniz. Önceki derslerin bazılarında bu konsepte zaten değinmiştik. Ama bunu pekiştirmek adına bu seçim metodu kendi başına bir ders olarak anlatılacaktır. Ekranda birkaç tane çekil var. Diyelim ki bu 6 daireyi silmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için Erase yani Sil komutunu çalıştırın. Bu elemanları teker teker seçmek yerine boş bir yere tıklayıp aşağı ve sağa doğru sürükleyerek bir seçim penceresi oluşturun. Bu seçim yöntemi tamamı bu pencerenin içinde kalan her şeyi seçecektir. Pencereyi tamamlamak için buraya tıklayın. İşlemi bitirmek için sağ tıklayın. Gördüğünüz gibi sadece birkaç tıklamayla bütün daireleri seçtiniz. AutoCAD komutlarının büyük bir çoğunluğu nesneleri seçmenizi gerektirir. Üretkenliğinizi arttırmanın en iyi yollarından biri seçim sanatında ustalaşmaktır. Daireleri geri getirmek için Undo, yani geri ala basın. Bu kez de diyelim ki bütün dikdörtgenleri silmek istiyoruz. Bunun için Erase komutunu çalıştırın. Bu sefer şeklin sağ tarafına tıklayın. Ardından sola doğru sürükleyin. Bu seçime crossing window yani kesişen pencere denir. Bu yöntem tamamen pencere içinde kalan veya sınırla kesişen her şeyi seçer. Pencereyi bitirmek için buraya tıklayın. Bütün dikdörtgenler seçilmiştir. İşlemi bitirmek için sağ tıklayın. Bir kez daha sadece birkaç tıklamayla bütün nesneleri seçtiniz. AutoCAD ne zaman nesneleri seçmemizi isterse pencere ve kesişen pencere seçimini kullanabilirsiniz. Çizimi kaydırıp biraz uzaklaştırın. Ekranda iki tane mekanik parça var. Yukarıdaki parça tamamlanmış, aşağıdaki ise tamamlanmamış durumdadır. Şimdi bu parçayı düzenlemek için seçim pencerelerini kullanalım. Görünüşe göre aşağıdaki parçanın biraz uzaması gerekiyor. Şu anda 14.7 birim boyutunda ve açıkça görülüyor ki 18.7 birim olması gerekiyor. Bu yüzden bunu uzatmak için mu yani taşı komutunu çalıştırın. Parçanın sağ kısmını tamamen taşımak istiyoruz. Dolayısıyla bu kısmı seçen hızlı bir kesişen pencere seçimi yapın. Sağ tıklayın. Şekli buradaki uç noktasından ayırmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi ortho modu aktif durumdadır. 4 birim sağa çektikten sonra enter basın. Şimdi extend yani uzat komutunu kullanarak çizgileri uzatacağız. Modify yani düzenleme paneline giderek extend komutunu seçin. Sonra sınırları belirleyin. Hızlı bir kesişen pencere seçimi yapın. Bu, istediğimizden fazlasını seçmeyecek. Bitirdiğiniz zaman sağ tıklayın ve bu çizgi parçasını ve bunu uzatın. Bittiğinde Enter'a basın. Şimdi iki tane slotu olan bu deliğin icabına bakalım. Öyle görünüyor ki tüm yapmamız gereken bu şekli 90 derece döndürmektir. Bu yüzden rotate yani döndürme komutunu seçin ve şeklin etrafında bir pencere seçimi oluşturun. Sadece pencerenin tamamen içinde kalan nesnelerin seçileceğini hatırlayın. Sağ tıklayın. Bunu dairenin merkezi etrafında döndürmek istiyoruz. Uç noktalar imlece yakın olduğu için otokedin nesne kenetlemesini bulmayı zorlaştırdığına dikkat edin. Böyle yapmanız gerekirse dairenin merkezini taşıyarak nesne kenetlenmesini her zaman yakalayabilirsiniz. Bunu seçmek için merkeze tıklayın. Şimdi nesneyi 90 derece döndürmek istiyoruz orta kilitlenmiş durumda olduğu için bunu lehimize kullanacağız. Sadece aşağı doğru düz bir şekilde çekin. Bu bize 90 derecelik bir dönme sağlıyor. AutoCAD'de yaptığınız işlerin birçoğu seçimler yapmanızı gerektirir. Birden çok elemanı seçmek için pencerelerin nasıl kullanılacağını bilmek, üretkenliğinizi arttırmak için en hızlı yollardan birisidir.